Geçen sefer en azından köfte vardı. Bu ne böyle şimdi? Bana bir kebap söyleyin. Amirim! Amirim, duyuyor musun beni? Hu! Amirim! Amirim! Duyuyor musun beni? Kime diyorum? Beni görünce ne yapacak acaba? Şimdi çok merak ettiği için bir kere önce rahatlayacak. Sonra muhtemelen beni bir daha görmemeye karar verecek. Ben hemen gidip 70-80 kasa begonya alırım. Başlarım onları dikmeye. 20. kasaya falan geldi mi barışır benimle. Dayanamaz güzelim benim. Ah, ne kadar özledim senin kokunu, bir bilsen. Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Ah, nerelerdeydiniz siz? Çok merak ettik. Valla görevdeydim işte. Ah, nasıl bir görevmiş bu, hiç anlamadım. Yani insan bir mesaj olsun çekmez mi canım? Ya neyse canım, yiyeceğiz zaten şimdi paparayı. Başlamışken tam olsun bari. Nerede Zeynep, yok mu? Duymadınız siz tabii. Neyi duymadım? Zeynep Hanım gözaltında. Nasıl gözaltında ya? Sebep? Aa, Sinan, nereden çıktın sen? Hanımefendi anlatsınız size. Asıl senin ne işin var burada ya? Ne gözaltından bahsediyorsun sizi, ben anlamadım. Ay hiç sorma. Arzu'yu vurmaktan gözaltına aldılar polisler Zeynep'i. Nasıl ya? Zeynep nerede buldu da Arzu'yu vurdu? Şunu düzgün anlatsanıza ya. Falan neler oldu neler, bir bilsen. Sen yokken Arzu bebeğinle beni kaçırdı. Böyle bir evin içinde tuttu günlerce. Elif'e karşılık rehin aldı bizi. Yani Elif'i verip seni almadılar inşallah. Elif okulunda. Ay, o kadar da değil yani. Ha. Ya kimse bulamadı bizi, tamam mı? Polis de aramış, etmiş, bulamamış. Arzu da Ahmet'i arıyor. Ahmet de diyor ki Meltem'i al başına çal, bebeği de sen büyüt. Ben de korktum. Ahmet'e mesaj attım tekrardan, yardım istedim. Ama Ahmet inat etmiş, bakmamış telefonuna ki telefonu zaten Zeynep'teymiş. O da görünce mesajı. Tabii hemen atladı. Çıktı geldi öyle mi? Sonra? Zeynep geldiği sırada kilitliydim ben odada. Böyle dışarıdan bağırışmalarını falan duydum Arzu'yla. Böyle silah patladı. Ben de korktum. Böyle Zeynep ambulans falan diye bağıra çağıra geldi. Çıkarttı beni odadan. Ben de can havliyle attım kendimi dışarı. Bir baktım Arzu kan revan içinde yerde yatıyor. Ben de korktum valla, aldım çocuğumu, çıktım gittim. Nasıl yani, şimdi Zeynep mi vurmuş Arzu'yu? Yani başka kimse yoktu ki. Zeynep ah. Abi sen neredesin ya? Ha? Ya biz kaç gündür seni arıyoruz abi, yer yarıldı, içine girdin sandık ya. Bana bak, Zeynep senin gözetiminde mi? Evet. Gözaltına tutuyoruz. Ha nedir, nedir son durum? Abi iyi değil. Olay yeri incelemeden rapor geldi. Biz de dosyayı tamamladık. Birazdan adliyeye sevk edeceğiz. Tamam, hiçbir yere sevk etmiyorsunuz ben gelinceye kadar. Abi gözaltı süresi bitti. Nasıl tutayım ben burada? Tutacaksın, beni ilgilendirmez. Hadi. Sizin de artık çantalarınızı toparlama zamanı geldi. Gördünüz işte, evin beyi geldi. Ay vallahi benim keyfim çok yerinde. Sizden meyve suyu isteyeceğim yalnız. Taze sıkılmış olacak. Dışarıdan söyleyiverin. Ayman tamam. Kendim yaparım ben. Hayır, hayır, hayır. Mutfağa girmenize asla izin veremem. Uzak durun orada. Beş dakika adliyeye gideceğiz. Sinan? Sinan.
çok özledim. Ben de seni çok özledim Bitmen'im. Sen iyi misin? Ne oluyor, ne diyor bunlar? Güya sen Arzu'yu vurmuşsun. Hayır, yok öyle bir şey. Arzu'yu falan vurmadım ben. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim ama çok mahcubum sana. Ne desen haklısın. Son anda görev yerimi değiştirdiler. Beni çok gizli bir göreve verdiler. Ne yaptıysam kurtaramadım. Bir türlü yakamı kurtaramadım onlardan. Ama beni boş ver. Ben senin yanındayım. Seni kurtaracağım. Sen hiç merak etme, tamam mı Biter'im? İyi ki geldin. Hiç umudum kalmamıştı. Sen hiç merak etme. Ben yanındayım. Hiç korkma. Kurtaracağım seni, tamam mı? Abi gitmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.